Merhaba arkadaşlar birbirinden değerli takipçilerime selam olsun. Bize işaretler gelmeye devam ediyor, biz de çözmeye devam edeceğiz. Arkadaşımız bir alanda birden fazla oyma işareti hepsi yan yana güzel mezar işaretleri bize çekip atmış hem görüntüsünü hem videosunu. Biz de değerlendireceğiz, ona göre arkadaşımıza nerede ne olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada sizin de görmüş olduğunuz güzel bir alan, güzel bir yerleşim yeri ve şurada gördüğümüz hemen alt tarafta gördüğümüz bir kayanın üzerinde yan yana şöyle yan yana yapılmış irili, büyüklü, küçüklü birden fazla oyma işaretleri var. Ve burada bize birçok mezarın yani birçok mezarın olduğunu söyleyen işaretler var ee, en güzel tarafı oda olduğunu söyleyen ben bunu görüntüde ters çevirdim daha net anlaşılsın diye ee, bize yön vermiş olan mesela en baştaki üstteki bize yön de veriyor. Nerede olduğunu da söylüyor büyük ihtimalle bu kaya yerde paralel şeklinde uzanan bir kaya büyük bir kaya. Odanın bunun altında olma ihtimali yüzde ee, yetmiş Ve dağınık bir e, mezarlık alanı değil arkadaşlar. Tabi alanda birkaç tane mezar olduğunu söylüyor. Fakat bakın arkadaşlar ters çevirdiğim yer bura. Ee, U şeklini görüyorsunuz değil mi? Ters U ağzı kapalı yani kapalı bir odadan bahsediyor en kaliteli mezarın yani büyük mezarın da onun içinde olduğunu söylüyor, aile mezarının bunun içinde olduğunu söylüyor. Bunun dışında bize yön vermiş nerede olduğunu söylüyor. Bakın sağ tarafta aşağıya doğru birbirini takip eden yani kanallan birbirine bağlanmış odanın alt tarafta olduğunu söylüyor, girişin alt tarafta olduğunu söylüyor. Ee, i̇nşallah değerlidir içeride değerli eşyalar vardır diye düşünüyoruz. Yine bize büyük bir şekilde oyma yapılmış ve kanal sol tarafa doğru gidiyor. Bunun burada yani şu gördüğümüz alanda yine birden fazla oyma olduğunu düşünüyorum. Sağ alt tarafta Y şeklini görüyorsunuz. bize Yine yön veren işarettir. Ve benim demek istediğim kaya şekli bu arkadaşlar. Yani içinde oda yapılır bir işarettir. Bize girişin nerede olduğunu, bakın nasıl gösteriyor. Oymaya bakın, kanal yoluyla alt tarafa veriyor. Alt tarafa baktığımızda bir U şekli, yani sol taraftan kesim yapılmış, sağ tarafa doğru yine aynı şekilde uzantı yukarıya doğru çıkmış bir kesim var orada. Girişin orada olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Giriş bu kayanın içinde. Mezar odası bu kayanın içindedir arkadaşlar. Çok kaliteli bir yer. hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, işaretleri çözmeye yine devam edeceğiz. Arkadaşımıza yardımcı olacağız. İnşallah e, taktikler vereceğiz arkadaşımıza. Nasıl taktik vereceğiz? Şimdi biz odanın burada olduğunu söylüyoruz. Burada yapacağı tek şey mat kapşı, azlı bir matkap bunu tornacıda da tığ yaptırabilir. Yani bir buçuk metre, bir metre, bir buçuk metre tığ yaptırabilir. Getirir burada o bir buçuk metrelik tığ bu kayayı delerek aşağı iner. Boşluğu kesinlikle alacaktır. Bir, bir buçuk metrede kayanın boşluğunu alacaktır. Girişin değil arkadaşlar. Giriş biraz daha altta olabilir. Kayanın o içerideki oda boşluğunu alacak. Ve bir tane e, beş 5-6 metrelik yılan kamerayla aşağıya indirdikten sonra girişin nerede olduğunu kendisi de net bir şekilde görecek. Burada yine dediğimiz gibi toplu mezar arkadaşlar. Yani birden fazla mezarın olduğunu söyleyen işarettir. Dağınık değil. Hepsi yan yanadır. Aile mezarıdır. Bu oyma işaretlerinin çok çok çeşidi vardır arkadaşlar. Yani şimdi bu kayanın üzerinde şu gördüğümüz oymalar dağınık olsaydı. Hani her biri bir tarafta fakat çoklu olduğunu görseydik biz ne derdik ya bu işte şu gördüğümüz alanda birden fazla hani bir mezar alanı diye düşünürdük. Yalnız yan yana olduğu için bir aile mezar olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde görüntünün değişik değişik şey, çekimi oda ve alt tarafa baktığımızda mezar işaretleri yani küçük küçük oymaların olduğunu görebiliyoruz. Girişi net bir şekilde buradan e, şu alt taraf var ya arkadaşlar. Kaliteli giriş orasıdır. Yani başka da hiç hiçbir şey diyemiyoruz. Odanın bize kanal verdiği tarafta, alt tarafta hatta şöyle söyleyeyim. Bu e, iki kaya arasında toprak var. Orası değil. Onun bir alt tarafında çökelti var. Çökme var. Orada kendini e, rahat rahat gösterecektir. Girişin orada olduğunu söylüyorum cihaz yardımıyla da bakabilir balık işaretimiz var kaliteli kuyruk baş kısmı harika bir şekilde yapılmış arkadaşımız bize göndermiş abi bu işaret mi diye işaret budur zaten balık işaretidir arkadaşlar balık işareti bize suyun burada olduğunu söylüyor yani burada suyun olduğunu söyleyen işarettir tıpkı bir ördek işareti gibi bunu gördüğünüzde çeşme, kuyu, göl. Yani ne aklınıza suyla ilgili ne geliyorsa baktığı yerde aramanız lazım. Suyu bulduktan sonra zaten her şey ortaya çıkacak. Balığın hazinesi iyi bir hazinedir. Hazinesi ortaya çıkacak. Yalnız sizin sadece suyu nerede olduğunu yani e, şu pozisyona göre sağ tarafta olduğunu söylüyor zaten. Bulduktan sonra arkadaşlar suyun Sadece bir iki örnek veriyorum. Bir sürü örneği var. Bir iki tane örnek basit örnekten bahsediyorum. Kuru su yatağı da olabilir. Büyük bir kaya arayın. Su kenarında veya suyun hemen hafif eteğinde büyük bir kaya arayın. O kayanın üzerinde yine oyma işareti olur ya da balık işareti olur. Birinci hedefi onu seçin. İkinci hedef orada şelale olur. Yüksek değil fazla. Şelalenin bulunduğu yerde de araştırma yapın. Burada oyma işaretimiz var. Arkadaşlar işaretlerle ilgili sohbet edersek çok uzun süre kısa kısa anlatıyor. Burada yine bir oyma işaretimiz var ve oyma işaretinin en üst uç köşesi yani oymaya bakmayın arkadaşlar. Kayanın üst köşesine bakın V şekli vermiş. Bize odanın sağ tarafta olduğunu söylüyor. V şekilleri çok önemlidir. Çoğu işarette de görebilirsiniz. Az önceki işarette gördüğünüz gibi Y şekliydi. Uç kısmı bize yön vermişti. Yani Y şeklinde çevirmiştir kanalla. Burada genelde şu gördüğünüz e, oymaların içine e, bir miktar müjde yani hediye olayı vardır. Koyarlar. Yalnız bunda büyük ihtimalle götürülmüş. Çünkü çok derine inmiş. Bize odanın sağ tarafta olduğunu söylüyor. Küp işaretimiz de hemen yanında aynı kişi göndermiş bize. Küp işareti arkadaşlar belli zaten üst kısmı alt kısmı bize hazinenin olduğunu söylüyor. İnşallah dediğimiz gibi orada bir soygun yememiştir. Murç izi var sağ tarafında bize sağ tarafta araştırma yapmamız gerektiğini söylüyor. Bunu gördüğünüzde su hani az önce demiştik ya balık ördek küp küp işareti de suyu gösteriyor arkadaşlar suyun olduğu yeri gösteriyor çeşmen olduğu yeri gösteriyor. Yani doğal bir su kaynağını gösteriyor. Orada hazinenin yani küpün içinde orada olduğunu söylüyor. Ve bize sağ tarafta olduğunu söylüyor. Tabii küple ilgili de bir sürü yorum var arkadaşlar. Yani anlat anlat bitmez. Biz kısa olanı söylüyoruz. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Sağ tarafta suyun olduğu yerde bir araştırma yapsın.